Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Ben bir yer okuyacağım. Bir nazar inşallah olacak. Gerçi bugünlerde derken bugün böyle biraz sıkıntı olduğunu yolda duydum, Fatih söyledi. Şimdi ona ait şey olurdu ama ben bu olayı Temmuz-Ağustos'ta bekliyordum. Bu dolar-euro savaşı değil mi? Ben bunu Temmuz-Ağustos'ta bekliyordum. Hatırlarsınız o zaman İttihad-ı İslam'dan bahsettiğim zaman İttihad-ı İslam'ı Ustad iyi bir oyuna getirdi, yan yatırdı adamları tabiri caizse. İttihad-ı İslam deyince Türk-Arap Birliği zannedildiği için Arapların üzerine çöktüler. Hedefi orayı gösterdi. Oradaki komiteleri, oradaki dinden uzak şeyleri adamlar hep başa taşıdılar vesaire. Oysa hatırlar mısınız? İttihad-ı İslam'dan önce Asya şurası olacağını ve Asya Birliği olacağını Araplardan önce. Hatırlar mısınız? 3-4 ay önce. Böyle bir ders vardı. Ve Asya şurası, yani Asya şurası derken Çin de dahil, Endonezya, Bangladeş, Malezya, aynı saydıkmış duymakla. Türkiye Cumhuriyetler, bunlar hepsi meşvelete dahil. Meşvelete dahil. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti, Türk Devletleri Birliği var, oldu. Değil mi? Bunlar eskide hayaldi ama ben de Risale'de olduğu için söyledim. Nereden bileceksin? Bunu niye söylüyorsun? Şu anda söyleyeceğim şeye de böyle itimat edin. O zaman Asya şurası olacağını, Araplarla bir olmadan önce Asya Birliği olacağını demiştim. Hatırladın? Şimdi ise söylediğime kulak verin. Bu dolar-euro savaşını Temmuz-Ağustos'da bekliyordum. Maideti Kur'an'da şiddetli sadmeler olduğu zaman diyor. Sadme hücum, sarsıntı gibi. Onlara ait ustad da işte tarihçe diyor, o sadme olduğu zaman, şiddeti şey yapıldığı zaman, kırılganlık o zaman başlayacak. İnşallah pahalıya satmaz. Ama bir kansız olmuyor. Ufak bir kan var. Ustad 3 tane misal veriyor. O 3 tane misali ben buraya indirmiştim. Bakayım telefonda. Dersim o değil ama size bugün lazım bakayım diye şunu atayım. Hemen oradan okuyayım size. Diyor ki sadme olduğu zaman, hücum olduğu zaman işte Hindistan. Sunat 59'da. Canlı yayında beni görüyor musunuz? Yok, hayır. Tamam ama ekranda şey okuyorum ben. Sunat varsa Sunat verin, ben buradan çıkayım size. Var mı Sunat? He? Bakalım abi. Bak bakalım. O zaman diyor ki hem gelsin. İşte Hint düşman zannederek halbuki pederini öldürmüş. Ha var değil mi? Konumuz o değil de biraz merak ettiniz böyle gibi geliyor bana. Bak şurada 59. O rüyada, rüyanın zeyli. İşte Hint düşman zannederek Hindistan, şimdi Türkiye'yi, Müslüman kardeşini düşman zannederek halbuki pederini öldürmüş, başında oturmuş bağırıyor. Şimdi de öyle. Şimdi. İşte Tatar, Kafkas öldürülmesine yardım ettiği şahıs bir çare validir. Velhasıl devam ediyor. Bunlar ayağa kalkacak. İşte Arap,
yanlışlıkla kahraman kardeşini öldürüp hayretinden ağlamayı da bilmiyor. Arap. Afrika, biraderini tanımayarak öldürdü, şimdi vavelya ediyor. Şimdi ayağa kalkıyor. Zaten bu ayağa kalkması için söylüyor. İşte Alem İslam Bayraktar oğlunu gafletle bilmeyerek öldürmesine yardım etti. Valide gibi saçlarını çekip af izal ediyor. Alem İslam, diğer devletler. Ondan sonra milyonlarla ehli İslam hayr-ı mahz olan Seferi Hac'a seddi rah etmek yerine şer-i mahz olan düşman bayrağı altında dünyada uzun seyahatlere ettirdi. Fe'tabiru. Ondan sonra ne diyor burada? Kema enne zarurati tubihul masurati kezalike tusahilul müşkilat. Korkaklıkta bu işin ne olacak? Şimdikini söylüyor. Bu burayı okumak için şimdiye kadar konuştum. Korkaklıkta darb-ı mesel hükmünde olan tavuk çocukları yanındayken şefkati cinsiyesiyle camuşa saldırır. Korkak ama ihtiyaç olunca ne oluyor? İşte dehşetli bir cesaret. Tavuk. Elini böyle yaptığın zaman kaçan tavuk yavrusu olunca camuşa saldırıyor. Ya o kim o kim ya? Camuş koca dev bir şey ya. Oluyormuş demek ki. Olacakmış ya. Lan misal. Sonra hem darb-ı mesel olmuş keçi, kurttan hafı, izdirar yani. Zor durumda kalıp korkması. Vaktinde mukavemete inkılap eder. Yani kurt kim? Keçi kim? Ama izdirar vaktinde. İzdirar. Zora kalmış artık. Boynuzuyla kurdun karnını deldiği vakidir. İşte harika bir şecaat. Birincisi cesaret. Yani zıttı zıttından çıkartıyor. Korkak tavuktan cesaret. Keçi de izdirar. Yani çaresizlikten şecaat. Şecaat deyince de cihatta diyor hayat var diyor Kur'an'da. Cihatta hayat var. Yani kilitlendiği zaman o kilidi açan cihattır. Biz ne zaman cihadı terk ettik? İçe kapandı. Cihat var yani şimdi. Demek ki korkaklıkta cesareti doğuruyor. İzdirar vaktinde şecaatı doğuruyor. Başka bir örnek veriyor. Bu çok önemli bu. Bunu okuyabilene fıtratı. Fıtri meylan. Yani fıtratın doğan insanlığın ve insanın Müslümanlığın doğasında var olan yapı meylan mukavemetsizdir. Karşısına durulmaz. Nedir o? Mesela misal veriyor buna. Bir avuç su kalın bir demir gülle içinde atılsa, mesela o motor bile o kadar sıcak, motor o kadar şey oluyor da hiçbir şey olmuyor. Ama suya, su mu sert demir mi, su mu sert kaya mı, oyuyor kayayı da vura vura diye. Bir de okuyorum, fıtri meylan, fıtratta var olan genişleme, zapt etme, mukavemetsizdir. Karşı koyulamaz fıtrata. Bir avuç su kalın bir demir gülle içinde atılsa, kışta soğuğa maruz bırakılsa, meyli imbisat demiri parçalar. Değil mi? Naim. Soğuğa donsa su bile o parçalar. Nedir o? İnsanın fıtratının önüne geçilmez. Fıtratın ihtiyacı. Birincisi neydi? Korkaklıkta
cesaret. İkincisi zora kalmakta, izdirarda kahramanlık. Fıtratın isteği önünde bütün duvarları yıkmak. Evet, şefkatli tavuk cesareti, himayetli keçi izdirarı, şecaati gibi fıtri bir heyecan, demir güllede su gibi zulmün burudetli husumeti kafiranesine maruz kaldıkça, bunlar oldukça, yani ne yapar? Burudetli, bak, soğuk burudete misal veriyor. Burudetli husumeti kafiranesine maruz kaldıkça her şeyi parçalar. Mesela ona vaka var mı? Rus mojikleri buna şahittir. Rus köylüsü. Duman etti. Bunun gibi, bununla beraber imanın mahiyetindeki harikulade şehamet. İmanda harikulade bir şehamet. Yani kahramanlık var. Coşma var. İman. Yani iman nedir? Gaybı hazırda yaşamak. Gaybtan beslenmek. Allah'a mı iman ettin? Allah ile besleniyorsun. Ahirete mi iman ettin? Ahirette besleniyorsun. Gaybı hazırda yaşamak. Kafirde bu yok. Bunun, bundaki mahiyet kafir bilmez. Bununla beraber imanın mahiyetindeki harikulade şehamet, İzzet-i İslamiye'nin tabiatındaki alempesent şecaat, İzzet-i İslamiye, bir imanın harikulade kahramanlık getiriyor. İman. İslamiyet ne getiriyor tabiatında? Alemde gözükmemiş bir şecaat. Kahramanlık değil, şecaat. Cihadı getiriyor. Ne mesela, nedir o? Hiçbir hesap sorulmadan direkt cennet vaat ediliyor. Ne şehit. Böyle bir sistem hiçbir yerde yok. Kafirler bile, ateistler bile şehit oldu diyor. Ona komünist lan. Komünist şehit verdik diyor. Komünistin şehidi mi olur? Oluyormuş yani, öyle diyor. Yani bunu, İslam bunu vermiş. Yani öyle bir ruh kazandırmış ki ölürsem şehit, kalırsam gazi. Şehit gibi muamele göreceğim diyor. Şeciat, uhuvvet-i İslamiye'nin intibahı ile her vakit mucizeleri gösterebilir. Bir gün olur elbette doğar şemsi hakikat, hiç böyle müebbet mi kalır zulmeti âlem. Ben konum bu değildi ama bunu şey yaptım ve toparlıyorum. Allah'ın izniyle İttihad-i İslam deyince Asya münafıkları ve Avrupa kafirleri, Amerika bunu Araplar zannetti. Bütün güçlerini oraya yoğunladılar. Asya'yı unuttular. Asya arkadan iş yaptı. Meşvereti, yani o İpek yolunu ve diğer anlaşmalar meşverettir beraber. Ama bir birliğe döküldü. Güç oldu şimdi. Türkü Cumhuriyetlerinin birliği oldu. İslam ruhu içerisi. Bu bir güçtür, bu şeydir. Peki neye götürecek? İnsanlar, hiç tahmin etmediğin tavuk gibi insan cesaret sahibi olacak. Olaylar öyle yapacak. Sadmeler onu gösteriyor. Olacak. Sadme. Şiddetli dalga dalga sadmeler olacak diyor. En son patlatacak. Ve Ustad Hazretleri tıraş olurken bir elini kesmiş. Çaycı Emin abi diyor ki Kastamonu'da, ustadım diyor, kan akıyor demiş. Ne demiş? Getir bir şey sileyim ya. O da demiş ki, kansız olmayacak keçilik demiş. Ama siyasi kanun itibariyle genelde böyle bir kaide var ki, her şey bittiği zaman o devletin hayatı cihattadır. Cihat, yani maddi bir savaşta her şeyi alt üst ediyor. Bu millet tavuk gibiyken cesareti, zora kaldığı zaman keçi gibi şecaatı, yumuşak ve zayıf iken su gibi demiri parçaladığı gibi, fıtratında var olan ama baskılanmış, senden adam olmaz, sen bir şey yapamazsın, Avrupa icadı, biz yapamayız, hep onlar. Böyle değil işte. Çünkü böyle olmadığını tarihçeyi hayat 59'da mı söylüyor? 59'daydı değil mi?
şey Shin Mendifer orada çok harika bir tabir kullanıyor. Tabi, tarihçe verebilecek misin Faruk? 59 veya 56, 59 olacak. O şey diyor, balon balon. Orada bir tabir var yani, çok ilginç. Aynı bugüne uyuyor. Evet. Bak. 59 buldun mu? Balon ve Shin Mendifer diyor. Çimen. Bulabildin mi? Bu kaçıncı sayfa? At, 59. 56. 56 mıydı? Sol. Bakayım orayı bulayım. Neresini tam aşağıda mı? Hı hı. Birdenbire. Sakın ey ihvani vatan! Ey vatan çocukları! İsrafat ve hilaf-ı şeriat ve lezaiz-i nameşrua ile tekrar ihya etmeyiniz. O kötü şeyi, zemini yukarıdan almadım, ortadan aldım. Demek şimdiye kadar mezardaydık. Şimdiye kadar mezardaydık. Çürüyorduk ama çürümedik. Şimdi bu İttihad-ı Millet, Asya, Türk Cumhuriyetler ve İslam. Bakma Arapların o ruhunda olanlar var. Mesela bu İttihad-ı İslam'ın böyle pat diye kimseye altın tabakla vermeyecekler. O tavuk niye cesur oldu? Girmedi, konumuz bu değil. Yanında yavruları var. Türkiye abidir. Yanında yavruları var. Ha? Hint diyor, Kafkas diyor. Bunlar hepsi intiba şey yapacak. Sonra şimdi bu İttihad-ı Millet ve meşrutiyet ile Rahm-ı Mader'i geçtik. Neşinema bulacağız. Yüz bu kadar sene geri kaldığımız mesafeyi terakkiden 1908'den beri yüz küsür sene diyor. Geri kaldık. Zaten söylüyor. Yüz bu kadar sene geri kaldığımız mesafeyi terakkiden inşallah bak bugünlere siyah ve tiyahları oraya bakarak bak sanki demiş gibi geri kaldığımız mesafeyi terakkiden inşallah onların 50 senede 100 senede yaptıklarından mucize-i peygamberiyle Shin Mendifer-i kanunu şeriye-i esasiye amelen ilk önce hizli tren kanununu bulacaksın diyor. Sonra Burak-ı Meşveret-i Şeriye'ye fikren bineceğiz. İkincisi kendi başına gitmeyi değil, bütünsel akılları toplayacaksın. Bineceğiz. Sonra bu vahşetengiz Sahra-i Kebir'i kısa zamanda tay etmekle beraber kısa zamanda milleli mütemeddine ile yani medeni devletler ile omuz omuza musabaka edeceğiz. Şimdi önemli olanı söylüyorum. Zira onlar yani seviye itibariyle teknolojiyi hayal edin. Kah öküz arabasına binmişler. Yani teknolojisi böyle olacak. Yola gitmişler. Biz 100 sene yerine Muhammed bir anda yani birdenbire. Aa nereden çıktı ya? Bunlar nasıl oluyor 1 senede 3 senede böyle bir şey? Diyecekler. Birdenbire teknolojinin ilk hangisi olacakmış? Birdenbire Shin Mendifer, hizli tren ve balon gibi hava araçlarına balon gibi mebadiye bineceğiz. Birdenbire. Bir anda olacak. Bak yani bir zaman olmayacak. Birdenbire. İlk önce sıraya bak. Hava araçlarından önce trenle alakalı olacak.
o teknoloji gözükecek. Sonra balona bineceğiz. Onlar öküz arabası seviyesinde olacak. Bineceğiz, geçeceğiz. Belki cami-i ahlak hasene olan hakikat İslamiye'nin ve istidad-ı fitrinin ve feyzi imanın ve şiddetli açlığın hazma verdiği tesil yardımıyla. Yani bunlar ne demek? Ne yapacak bize? Yani biz bedava gene almayacağız. Bu saydıklarını ile onu tek tek şey yapayım. Belki diyor cami ahlak hasene olan hakikat İslamiye'nin, yani ahlaksızlığın o şeyde sözlerde söylüyor ya 142'de, yani bütün beşer yoldan çıkmasa beşerin maşuku ve aradığı hayatı görecek. Niye? İkinci Dünya Harbi'nin ve sefahatin getirdiği şeylerle insanın hakiki aradığı maşuku, dünyayı bulamayacak. Bir arayış içine geçecek. Yani sefahat her şey türlü oldu. Ama yok gene. Sefahat arttıkça, imkan arttıkça psikolojik sıkıntılar çoğaldı. Arabaya bindin. Derdin bitti mi? Davet baş oldu. Eskide kazmayla kaziyorlardı. Kazmayla, kürekle, tarlaya. Şimdi traktörle. Dert bitmesi lazımdı. Değil yani. Sonra bu hadiselerle bize öğretecek ne o? Hakikat İslamiye'nin, sonra istidad-ı fıtrinin, feyzi imanın, şiddetli açlığın hazma verdiği tesil yardımıyla fersah fersah geçeceğiz. Nasıl ki vaktiyle geçmiştik. Bazısının kafasında şu soru var. Ya birkaç kişiyle mi ya böyle koca şöyle dünya falan? Birkaç kişiyle, bir avuçla mı böyle olacak? İki tane dünyada Hazreti Muhammed olsa olmazdı. Aleyhissalatü vesselam. İki tane Bedüzzaman olsa olur muydu? O da olmazdı. Bu iş çokluk dişi değil kardeşim. Bu iş muhatap ilahi olması, ayna olması. Cenab-ı Hakk'ın zatına ayna olmak meselesi bu. Tamam. Kastamonu'da valiye dediği gibi, valiye dedi ki bak ben Kastamonu'nun merkez camisine gitsem, şerefesine çıksam, böyle bir elimi böyle yapsam, bu şehri hangi şeyinle kurtaracaksın diyor, karşıma çıkacaksın diyor. Neyle çıkacaksın diyor. İns ve cin orduları. Değil mi? Şimdi diyeceksin ki bunlar hep hayali. Hayal mi yani? Birdenbire geçmedi mi şu anda havada? Yani realite değil mi? 100 senelik onların teknolojisi, diyelim ki 50 tane uçak gemin olsa, uçak iki tik, iki seviye elektronikte geçsen uçak gemin değeri var mı? Bütün uçak gemileri, uçaklar ve füzeler neyle çalışır? Uyduyla. Uyduyu devre dışı bir teknoloji bulsan her şey bitti. Demir yığından başka bir şey yok. Yani böyle asır. Bir şey demiş ki, onu da demeden geçemeyeceğim. Bizim komutan, radarcı, Şükrü Tanır, X'a, diyor ki, kendisi de radarcı olduğu halde, Rus'un onlara göstermişler ama, ben piyasada öyle video var mı bilmiyorum. Rus komutan diyor ki, Türklerin diyor, Azerbaycan Ermeni savaşı zannediliyor yani. Oysa orada Amerika, Rus, İsrail, Fransa, bütün teknoloji, Kanada bir taraftaydı. Türkiye bir taraftaydı. Türkiye'de de bir tarafta değildi. Avrupa 2'dir. Amerika 2'dir. Tamam mı? 6 devlet beraberdi. Bütün dünya. Avrupa 2'dir. 6 devlet en sonunda 1 olacak. Şu anda da zaten 2'dir. Avrupa 2'dir. Amerika 2'dir. Türkiye 2'dir. Ben 2'yim. Ev ikidir, her şey ikidir. O bozulmuş, İsevi dininden çıkmış Avrupa'ya bahsetmiyorum diyor bak. Avrupa'nın hakiki dinini, Hristiyanlığın hakiki dinini, düstura hareket ittiaz eden diyor ya. Avrupa'da da öyle, Avrupa'nın hakiki şey. 6 devlet bir olacak, bunu pek duymazsınız. Daha önce buralarda dedim ama unuttunuz. Bunlar Latince'de yok, Osmanlıca var. 6 devlet bir olacak. Sonuç ne olacak? Bu saymadan önce şunu söyleyeyim. Süreçten sonuca bakmak yanıltır, isabet ettiğini de bilemezsin.
süreçten sonucu bulamazsınız. Bulamayız. Bulsan, isabet etsen bile ettiğini bilemezsin. Sonuçtan sürece bakacaksın. Sonuçtan sürece bakabilmek için vahye muhatap olacaksın. Vahiy ile bakacaksın. İşte sonuçtan süreci söylüyor. Zahir bakma, zahir aldatır. Amerika, Türkiye, Japonya, Mısır, Almanya, Pakistan. 6 devlet bir olacak. Amerika, ya olur mu ya? Hatta onun hakkında da hadis var ya. Beyaz Saray'ın fethedileceğini bir kısım Müslümanlarla. Amerika, Türkiye, Pakistan, Mısır, Japonya ve Almanya. Bahtiyar Alman devleti demiyor, milleti diyor. 6 tane. Çünkü şu anda sömürge onlar. Japonya'da sömürge. Japonya'da sömürge, esir altında. Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bunlar sömürgedir. Özgür değillerdir. Her şey onlar da. Peki kimin sömürgesi ise, kimindir? Amerika'nın. Japonya'da o da ordu bulunduramaz. Kurtulmak ister mi? İki millet de izzetli bir millettir. Türkler gibi çabuk unutmaz. Kurtulmak istiyor. Ne yapacak kurtulması için? Tek başına kurtulamaz. Onun karşısına, Amerika'nın karşısına çıkabilen, bak izi toplayın. Çıkabilen ve çıkanın yanında alttan bir olmak zorundadır ki özgürlüğünü alsın. Türkiye ile arkadan hem Japonya hem Almanya destek veriyor. Teknolojik olarak Amerika'nın karşısına kim varsa hepsi Türkiye'nin arkasındadır. Onun için dolar şeymiş, bunlar hikaye. Bunlar sadece sadmeler olacaktı diyor. Sadme, dalga dalga. Bu 2020'de, burada demiştim. 2021'in Temmuz Ağustos'unda, 10 Ağustos'tan sonra sadmeler ne oldu ben bilmiyorum ama Maideti Kur'an'dan söylüyor, sadme. Yani sağlantılara sebep olan hücumlar olacakmış. Öyle. Biraz geç oldu. Yani güçleri yetmedi demek ki. Şimdi efendim dolar yönleri. Ne yapacaksın onunla yani? Halkın şey yapması. Bu ifade etmek istemiyorum. Edemiyorum. Mevlana'nın dediği gibi bitti dediğin anda en şeyin kırılacağı, kaderin değişeceği andır diyor. Bütün şey oldu. İki şekilde kurtulur. Ya bütünseldir olacak. Kanla zıtları da bastırır. Veya cihat. Harici bir cihat farz-ı ayn oluyor. Harici cihat oldu mu o muvaffak olur ki Ayasofya'yı açan muvaffak olacaktır. Ondan hiç endişeniz olmasın. Ayasofya'yı açan kendi kuvvetinden 10 daha fazla kuvvetli olacağını usta söylüyor. Ayasofya gibi ama gözükmeyen belki daha mühim olan Taksim Camisi. Taksim Camisi Abdülhamit bile yaptıramadı. Yapamazsın. Çünkü orası Avrupa aynı İtalyan Vatikan gibidir der. Vatikan İtalyan içinde bir devlettir. Yani müstakildir. Karaköy, oralar, Taksim vesaire hepsi Avrupa bizimdir diyor. Cami yapamazsın. Orada ufak bu kadar bir mescit var. Orası bize ait diyor. Fatih Sultan verdi bize diyor. Ta Abdülhamit bile cami yapamadı. Bunun tarihi bir şeyler yani. İşte geziler hep orada olur. Çünkü oralar kendi başkenti kabul ediliyor. Konstantiniyye'nin. Geziler, olaylar hep orada oluyor. Oysa daha geniş yerler var. Olmuyor orada mesela. Çağlayan'da daha geniş meydanlar var. Şurada, burada var. Mesela Zeytinburnu açıklarında var. Ha şimdi orada cami olması, kısaca Ayasofya'yı ve onu açanın kendi kuvvetinden 10 defa daha güçlü olacağını söylüyor. Ve insanların tavuk durumundan cesarete bu hadiseler. Sonra keçi gibi izdirar durumundan şecaata. Zayıf iken su gibi blok, motor bloğunu, demiri parçalamaya, fıtratımızda var olan hürriyet ve aşkı hakikat, meyli terakki ve ahlak hasene önünde olan her şeyi duman edecek. Kimse karşısına çıkamaz. Bu fıtridir.
çok az değil bu işler. İnsanların çoku ve azı değil. Düşünün iki tane Hazreti Muhammed olsa aleyhissalatü vesselam. Olur muydu peygamber? Olmaz. İki Bediüzzaman olsa, iki Gazali olsa olmaz. Senin evde de aynı senin fotokopin olsa. Sen aynı. Yani işte kolay olsa. He? Erdal senin gibi bir tane daha adam olsa. Tam tıpatıp. Olur mu? Olmaz. Bu işler şey değil. Ondan sonra meşveret-i şeriye. Nerede biliyorsun ki altısı kafa karar verdi? Dedi ya bunlar. Bunlar meşveret-i şeriye yapacaklar. Mesela Asya şurası ne? Malezya'dır, Bangladeş'tir. Ondan sonra Çin'dir. Yani bu globalistler, küreselcilerin karşısında kim var? Bu koronayı da çıkartan, bunlar olduğu için Avrupa, İtalya'da, şurada burada bir sürü insan öldü. Bu ölenlerin akrabaları yok mu? Kim yaptı belli değil mi bunu? Küreselciler yap. Peki ne yapacaklar? Her taraf kaynıyor, her taraf küreselcilere karşı. Ona karşı dik duran arkasındadır, arkasında olacak. Şimdi, gerçi 40 dakika oldu. O zaman ben sonucu okuyayım. Orada şuradaki bir yerden sonucu okuyayım da hadiseler bakıp. Şimdi sen bu hadiselere şöyle bak. Sonuç okuyorum aslında mukaddemeyi okuyacaktım ama biraz böyle bir tuhaf gördüm yani böyle şey. Bunu Temmuz Ağustos'ta olacaktı. Sadme. Sarsıntı. Çok şükür elhamdülillah. Biz başka türlü adam olamayız. Demir ateşe sokulması lazım. Yumuşayacak. Çekiç vurunca bıçak olacak. Yoksa soğuk demir hem çürür hem de şekil veremezsiniz. Hadiseler millet olur, tek olur. Ateşe sokuluyor. Sonra ona güzel ve menfaatler bir şekil veriliyor. Şekil almak lazım. Peki ne ile? El cezao min cinsil amel ile. Nedir o? Bu millet ne ile dinini terk ettiyse o taraftan darbe yiyerek. Para dedi derse gelmedi. Dolar dedi kardeşine borç vermedi, faize itti. Para ile mukaddesatı ikinci plana şey yapınca el cezao min cinsil amel cinsiyle sırrıyla o noktadan tokatlıyor. Nereden çıkartıyorsun bu şeyi? Birinci Dünya Savaşı'nda 5 sene namaz kılmayana namaz kıldırttı. Oruç tutmayana oruç tutturduğu gibi. Aynı kanun sevgili arkadaşlar. Dere aynı akıyor 500 seneden beri. Güneş aynı şekilde doğuyor. Dünyanın değişik bir şeysi var mı? Kutuplar da aynı. Dereler aynı. Dağlar aynı. Köyler aynı. Film aynı kardeşim. Senaryo aynı. Senarist de aynı. Mantık da aynı. Yani filmin içerisindeki oynayanları tamam sen çık. Onun yerine sen gir. Sen de çık. Sen gir. Aynı Sultanbeyli'nde eğer oturuyorsa 50 sene önce deden 40 çıktı Mehmet oturdu. Köydeysen burası benimdir dedi Şükrü. Parmak uzattığı tarlaya dedesi de 150 sene önce benimdir diyordu. Aynı tarlaya dedesi diyordu ki benimdir. Yani film aynı, olay aynı, hadis aynı, sorular aynı, cevaplar aynı. Değişen ne? Oynayanlar değişik. Hep aynı. Hiç değişen hiçbir şey yok. Aynı. Mesela ben 50 küsür sene önce bizim ırmağa gidiyorum. Aynı taş. Oturup böyle balık tuttum taş aynı. Hiç de değişmemiş. Dereye bir baktım sordum ona. Sen dedim benim zamanımda olan düşünsen. Aha diyor onlar okyanusta diyor. Aynı şekilde akıyor. Dereyle konuşuyor. Aynı dere, aynı ağaç, aynı her şey. Ama dedem de aynı oradan geçiyormuş. Fark. Fark ne? Orada dedem dolaşırken tık 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 ben dolaşıyorum şimdi. Ben de sonra da bir başkası tık tık. Hiçbir şey değişmemiş. Peki niye geldik o zaman? Ben değişmek için geldim. Değişen hiçbir şey yok. Sizin hayatınıza bakın. Kaç yaşındasın? 40. 40 yaşında gördüğün sultan burada mı yaşadın? Buralarda yaşadın. Aynı. İnsanlar çoğaldı, azaldı. Şu oldu, bu oldu ama aynı. Değişen ne? Sensin.
O da varsa nasibin. Değişmişsen o. O kadar arkadaşlar. Böyle bırakılmaz kardeşim. Allah bu kainatı bizim anlayışımıza bırakmaz. Ne ile tokat bizi terbiye edecek? O şeyi itecek. Ne ile hata yapmışsak? Aynı cinsten. El ceza min cinsil amel. Ceza amel cinsindendir. Yani zaafımız hangi noktadaysa o noktada tokat diyeceğiz. O tokat o. Ama bu öyle diyor değil mi ayette bil mana mealini söyleyeyim. Bu beyinsizlerden dolayı bize mi ceza vereceksin? Aynı böyle diyor ayette. Beyinsiz diyor, beyinsiz. Akılsız beyinsizleri, aramızdaki beyinsizlerden dolayı mı ceza vereceksin? Cenab-ı Hak da sen varken bunların içinde diyor, bu milleti helak etmeyeceğim diyor. Ve Türk milleti içinde 1000 sene İslam'a bayraktarlık etmiş olan bu milletin nesli atisini bu şekilde son bulmayacaktır. Gene tarihçi de geçiyor ama uzun olur. Gene o bayrağa tekrar girecek. Afrika'yı Mısır, Asya tarafını Pakistan ve Hindistan, Amerika'nın da sistemi değişecek. Emirdağ 58'de, 76 ikinci Emirdağ'ın da Cemail-i Mutefika-i İslami olacak diyor. İslami Cumhuriyetler Birliği olacak diyor. Amerika'ya yeni dünya diyor. Amerika demiyor. Yeni dünyaya siyasi şeyle o sahayı verecek. Ama Amerika 2'dir. Avrupa'da 2'dir. Ondan sonra Türkiye ağabeyini yapacak. Nereye rağmen? Feleğin çarkına rağmen yapacak diyor. Allah bu bayraktarlığı yapacak. Şimdi içici arızalara sakın, fırtınalara hiç emniyet vermeyin. Bunlar zaten denmişti. Hiç kimse aman buyurun demez. Onu denediler. Bu acizliktir, mağlubiyetin ifadesidir. Ne yaptılar? Silahla yapamadıkları, fitneyle yapamadıkları, onunla bununla yapamadıkları. Nesi var başka adamın? Silahla yapamadı. Bir baktı ki, ha Rus videosunu demiştim ya, o komutan. Yani demiş ki, bunlara göstermişler de bana da o komutan gösterdi. Ben diyor, ilk önce dedi ben çocuk oyuncağını servis ediyor Türkler ki Kuvve-i Kutsi'yi bozsun diye. Yani leblebi gibi adam tank bekliyor. Uçurmuyor. Adamlar fazla gelsin asker de beraber gitsin. Hop alem. Adamlar ayak üstü sonra dağılıyor paramparça. Bu böyle olmaz ki diye. Böyle bir şey olmamış ki. Tanklar ya. Yani. Ondan sonra baktık ki hakikaten doğruymuş ya. Yani. Siyah İHA mı nedir ona? Hiç gözükmemiş bir şey. Ne kaldı şimdi? Ha? Peki 5000 tane tankın olsa ne olur? Uçak gemin olsa ne olur? Ya? Adamlar en kaliteli ismini de vereyim. F-35 yapmışlar. Akdeniz'de niye düşüyor? Hayırdır? Çok mu sevdi suyu? Aşağıya niye iniyor? Aynı anda F-16 ile F-35'ler suyun altına gömülüyor. Niye? Bir bomba atmadan... Bunlar normal mi ya? Sen kardeşim suyunu iç, suyunu. Şükret Allah'a. Sonucu okuyorum. Ama 45 dakikan geçti. Olsun. Şunu okuyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelillahi ma fis semavati vel ardi ve huvel azizul hakim. Lehu mulkü semavati vel ardi yuhyi ve yumit ve huve ala kulli şeyin kadir. Ayetinin hakikati tecelli etti. Rikkatli, firkatli, dehşetli, hüznü hayalden beni kurtardı. Sayfa 249. Orada yani derdim var, geçmişim var, akrabandır, koronadır, psikolojiktir, canın sıkılıyor, ekonomik ne varsa burası okursan görürsün. Ben sonucu okuyorum dedim ya. Bu meseleye biraz gireyim, teselli var bir şey olsun. Teselli değil, doğruyu söyledim yani. Bu 3-4 ay önce zaten söylemiştim. Asya şurası olacağını söyledim. Bu da böyle olacak. Nasıl olacak? 4 tane şekilde olacak. Tavuk gibi cesur, zorun getirdiği şecaat, zayıfın kuvveti nasıl tepelediğini su, fıtratın karşısına çıkılamayacağını. Ve hadise de öyle. Onlar diyor 100 küsür senede diyor yaptıklarını biz birdenbire diyor. 2-3 senede olmadı mı işte?
100, onlar 100 küsür sene diyoruz da. Ha, bu böyle oldu ve böyle olacak. Geçeceğiz diyor. Seviyeleri ne seviyeler? Görecekler onlar. Kanide olduklarını görecekler. Akıl hayalleri almayacak balon seviyesini. Biraz anladılar böyle Azerbaycan'da. Allah Azerbaycan'da teknolojiyle Türkiye'nin teknoloji balona kane gibi oldu, ortaya çıktı. En yüksek, çok güvendikleri, övündükleri pansil S-300'ler bilmem neler. Çocuk oyuncağı gibi hayvan uçtuğunu gördüler. Ama adam hem çalışıyor. Çalışırken yani vuruyor. Bak çalışmadı diye bırak hikayeyi. Sonra aslında yayınlamayacaklardı. Sonra biz şeyleri şöyle yaptık, Türkleri böyle yapınca Tayyip söz vermişti. Yayınlamayacağız diye Putin'e. Sonra onlar yayınlayınca S-300'leri onun filmlerinde bunlar da yayınladı. Bak çalışıyordu duman oldu. Kim alacak daha seninkisi? Bütün dünya bir olsa bitti o kardeşim. Bu millet 1000 seneden beri bayraktarlık yapmış İslam'a. Evet, baktım ki meyveden ağaçların başlarındaki meyveleri tebessüm eder bir tarzda bana bakıyorlar. Bize de dikkat et. Yani kendi haline bunu uygula. Yalnız harabe zare bakıp durma diyorlardı. Yani psikolojine bak, ekonomine sıkıntın varsa şöyle bak diyor. Burada bakış yöntemini veriyor, kanunu veriyor. Bu ayeti kerimenin hakikati böyle ihtar ediyordu ki, Van Sahrası'nın sayfasında misafir olan insanların eliyle yazılan, şehir suretini alan suni bir mektubun, Rus istilası denilen dehşetli bir sel belasına düşüp silinmesi neden seni bu kadar mı tesir ediyor? Yani senin aleminde Van, Rus'u sileceksin, aleminde ne dert varsa onu koyacaksın, çözüm söyleyecek şimdi. O çözümle bakacaksın bütün dertlerine. Asıl maliki hakiki ve her şeyin sahibi ve Rabbi olan Nakkaş-ı Ezeli'ye bak ki bu Van sayfasında mektubatı Kemal-i Şaşa ile eski zamanda gördüğüm vaziyeti yine devam edip yazılıyorlar. O yerler boş, harap, hali kalmış diye ağlamaların. Ha, dertlerimi de şimdi burayı okumak için açtım. Maliki hakikisinden gaflet. Dertlerimizin sebebi şu. Maliki hakikisinden, hani bir devrişe sormuşlar ya büyük zaten. Ya bu gök kubbesinin altında, dünyada niye bu kadar kavga var insanlarda demiş. Yani büyük zata sormuşlar. Yani bu dünyada niye bu kadar kavga var? İnsanlık niye bu kadar kavga ediyor? Demiş ki İbrahim. Orada olan insanlar ellerindekilere benimdir dedikleri için diyor. Elinde olan malı, mülke benimdir dedikleri için oluyormuş. Gazali de der ki, benim dediğim şeyin hesabını aşağıda verirken üstte senin mirasçılar o mirastan dolayı kavga edecekler diyor. Şimdi hadiseleri, psikolojimize şöyle bakın. Bir, maliki hakikisinden gaflet. Yani Allah seni unutmuş mu? Değil. İki, insanları misafir tasavvur etmemekten. Üç, insanları hadiselere ve olaylara, dünyaya malik tevehüm etmek yanlışından ileri geliyor. Hangi derdin varsa, hangi sıkıntın varsa, sebebi şu. Maliki hakikisinden gaflet. İki, insanları misafir tasavvur etmemekten. Üç, o hadiselere, psikolojin varsa vücuduna, aklında sorun varsa aklına vesaireye, bunlara maliki hakiki benim zannından, malik tevhüm etmek yanlışından ileri geliyor. Fakat o yanlışlıktan, o yakıcı vaziyetten bir hakikat kapısı açıldı. Ve o hakikati tam kabul etmeye nefsi hazırladı. Sıcak olduysa cam açabiliriz. Oldu mu sıcak? Olmuş. Aç kardeşim. Eğer palto malto kazak giyen varsa duman olmuştur. Zaten de ateşli. Açsana ya. Ha, açın ya. Korkmayın ya. Diyor ki o hakikati tam kabul etmeye nefsi hazırladı. Misal şu, biraz önce söylemiştim. Nasıl ki bir demir ateşe sokulur ta yumuşasın
güzel ve menfaatlar bir şekil verilsin. Öyle de o hüzünengiz halet, o bizi üzen hüzünengiz halet ve o dehşetli vaziyet ateş oldu. Nefsimi yumuşattı. O sert olan mum eğildi kafasını. Nefsimi yumuşattı. Kur'an-ı mucizül beyan mezkür ayetin hakikatiyle hakaik-i imaniyenin feyzini tam ona gösterdi, kabul ettirdi tam. Yani hadis olmadan biz almıyoruz. Mesela demire, soğuk demire çekiç vursan ne şekil alır ne de çürümeden kendini kurtaramaz. Ateşe sokulunca yumuşar, şekil alır. Ondan sonra suya sokulunca ne olur? Çelik olur. Nasıl oluyor? Çünkü su alıyor. Yani demir iken dışarıdaki su paslatıyor, yok ediyor. Ateş gibi yumuşayınca demiri suya sokuyorsun. Suyu alıyor, daha su çürütemiyor. Çelik oluyor ya. Tuhaf değil mi? Tuhaf değil mi bu olay? Kanuni ilahi. Demir çürüyor. Neyle? Suyla çürüyor, değil mi? Ama yumuşuyor. Şey, ateşe sokuyoruz. Sokuyoruz şeye, suya. Çelik oluyor. İçinde su. Su dışarıdayken çürütüyor, içerideyken çürütemiyor. Ya. Acayip bir kanun ilahi ya. Fesbihallah. Ne dedi bunlar? Hadiseler bizi adam ediyor. Normal demiri suya soksanız su alır mı? Almaz. Ne zaman alır? İlla ateşe sokulunca. Hadise olmadan biz ders alamıyoruz. Ben zaten biliyorum canım, derse davet ettiğiniz var ya. Ya ne anlatacak ya, ben onu zaten biliyorum. Almıyor. Ben biliyorum, nereye gidiyor şey? Enayim ya, ben ne diyecek yani? Allah var, peygamber var. Biz de biliyoruz canım. Başka bir şey demeyecek ya. Ya su almıyor. Ne oluyor almayınca? Çürüyor. Hadiseler onu çürütüyor. Ama olayları içeride yorumlayabilse, anlamlandırsa, farkındalığı artırsa su içeride olacak, çürütemeyecek hadiseler. Ya. Öyle de o hüzünengiz halet ve o dehşetli vaziyet ateş olduğu nefsimi yumuşattı. Kur'an-ı mucizül beyan mezkür ayetin hakikatiyle ne diyor? Hakaik imaniyenin feyzini tam ona gösterdi ve kabul ettirdi. Tam gördü ve gösterdi. Kabul etti. Görüyor ve kabul ediyor. Ama ateşe sokulunca. Evet, lillahil hamd, şu ayetin hakikati iman feyziyle 20. mektup gibi risalelerde kat ispat ettiğimiz gibi herkesin kuvvet imaniyesi nispetinde inkişaf eden öyle bir nokta istinat. Ha, herkesin imanına göre öyle bir nokta istinat. Nokta istinat şu. Bak, ha, dayanıyorum. Dayanmak noktası. Kim o? Allah'a iman. Bir de içimde sesler var. Ebed olmak, sonsuzluk olmak, dert keder istemiyorum, bir an derde olmak. Ne istiyorsanız dünyada yok. Ama bağırıyor içeride. Beni de derde sokmuş. Ebed istiyorum, mal mülk istiyorum. Yani böyle acayip. Hiç cevap veren yok içeride. Kim cevap veriyor? İman-ı bil ahiret. Ahirete iman imdadımıza yetişiyor. Yani bende var diyor ne istiyorsan. Herkesin kuvvet-i imaniyesi nispetinde inkişaf eden öyle bir nokta istinad ruha ve kalbe verdi ki o vaziyetin dehşetinden 100 derece ziyade korkunç, zararlı musibetlere karşı gelebilir bir kuvveti imani billah'tan verdi. Ve şöyle ihtar etti ki senin halikin olan şu memleketin malik hakikisinin emrine her şey musahhardır. Her şeyin dizgini onun elindedir. Ona intisabın yeter. O halikime dayanıp tanıdıktan sonra düşman suretini alan bütün şeyler düşmanlıklarını terk ettiler. Ağlattıran hazin haller beni neşelendirmeye başladılar. Hem çok risalelerde kati burhanlarla da ispat ettiğimiz gibi o hadsiz arzulara karşı, yani içimizden isteklerimize imani bil ahiret. Evet, istediğim bende var diyor. İmdat diye bağırıyor. İnsan istiyor, kurtulmak istiyorum ya, bir sürü dert istemiyorum. Dertten kurtulamıyorum. Sıkıntılar var ama istemiyorum. Kim cevap veriyor imdadıma?
İmani bil ahiretten gelen nur, nur ile öyle bir noktaya istimdat verdi ki, değil küçücük ve muvakkat kısa dünyevi ahbaplara karşı arzu ve rabıtalarıma, belki ebedül abatta, alemi bekada, saadet ebediyede hadsiz uzun arzularıma kafi gelebilir bir nokta istimdat verdi. Çünkü bir cilve-i rahmetiyle muvakkat bir misafirhanesi olan bu dünyanın bir menzili olan şu zeminin yüzünde o misafirlerini bir iki saat sevindirmek için bahar sofrasında hat ve saba gelme sanatlı şirin nimetlerini her baharda ihsan edip bir kahvaltı hükmünde o misafirlere yedirdikten sonra meskeni ebedilerinde sekiz daimi cenneti hadsiz bir zamanda hadsiz enva nimetiyle doldurup ibadına ihsar eden, ihzar eden bir Rahman-ı Rahim'in rahmetine iman ile intisap edip intisabını bilen elbette öyle bir nokta istimdat bulur ki en etna derecesi hadsiz ebedi emellere medet verip idame eder. Evet arkadaşlar, geceniz gündüzünüz mübarek olsun. Belki şurayı da sormak isterim. Ta başından beri o konuda olur, bu konuda olur. Sorusu olan var mı? Soran. Sadme diyor değil mi abi? Zelzele, evet, sadmeler. Zelzele demiyor. Demiyor. Yani sarsıntılar. Ama güçlü yapıyormuş. Hani var ya psikolojide, seni yıkamayan dertler seni güçlü yapar. Öldürmeyen acı güçlendirir. Güçlendirir. Canlı yayında olanlar var mı sorunuz abi? Yoksa oturumu kapatıyorum. Evet. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Allah vaadinden dönmez. Cenab-ı Hak vaadini tahakkuk ettirecektir. Cemail-i Muttefika-i İslami olacaktır. Kafirler istemese de. Ya Rabbi, bu millet senin dinine, imanına, Kur'an'ına hizmet etti. 1000 sene bayraktarlık yapmış olan bir neslin torunlarıyız. Allah'ım bizi tekrar aziz eyle. Amin. Onlara karşı galip ettir. Amin. Fensurna alel kamil kafirin hakikatini bize tahakkuk ettir. Vahir davahumenin hamdülillah rabbil alemin. El Fatiha'tıma selavat. Allah'ım selam.